Masa üstüne hoş geldiniz. Bugün uzaktan bir bağlantı yapıyoruz. Nerelere bağlandık? Alanya'ya bağlandık. Hasan. Merhaba. Ankara'ya bağlandık. Arhan. Ve merhaba. Antalya Konyaaltı karantina sorumlusu Serkan Hoca. Hocam. Efendim, evde oturun, oyun oynayın. Tam da bizim yaptığımız gibi Tigris ve Üfrates oynayacağız. Yani Fradilen Dijile. Nizya'nın meşhur oyunlarından birisi değil mi Arhan? Bilgileri Arhan verecek bize. Oyunu da anlatacak kurallarıyla beraber. Aynen öyle. Sen de hocam söz. Tigris and Euphrates, yani Fırat ve Dicle ya da Dicle ve Fırat sırasına göre. Bu oyunda antik Mezopotamya'dayız. Ve bu iki nehrin arasındaki verimli toprakları ev kabul etmiş uygarlıkları yapacağız ve yıkacağız. Ve bütün bu süreçte prestijli en bir saniye. Bütün düşünen... bu Arhan, bütün bu süreçte dedin, sesin gitti. Gitti mi? Şu anda geliyor mu? Yes. Biz bu uygarlıkların arkasındaki hanedanların üyeleri olacağız. Asırlar boyu bu hanedanların üyeleri olarak en prestijli hanedan olmaya çalışacağız Mezopotamya'daki. Buraya kadar geldi mi sesim? Evet, evet. Tamamdır. Oyun, evet, Rainer Knizia'nın bir oyunu. Hafif soyut bir oyun. Ama aynı zamanda tematik de anlatılabilecek bir oyun. Ben de tematik anlatmaya çalışacağım. Lütfen, aramızda ciddi temacılar var çünkü. Evet. Oyunda dediğim gibi hepimiz bir hanedanı temsil ediyoruz ve milattan önce 3000 civarında başlıyor hikayemiz. Mezopotamya'da birçok uygarlık kurulacak ve biz bu uygarlıkların kurulmasında el parmağı olan hanedanlar olacağız. Oyunda 4 farklı hanedan var. Oyunda oyuncuların rengi yok. Onun yerine bir sembolü var. Şu anda mesela ben çömlek ile temsil ediliyorum. En çok karıştırılan yer bu oluyor değil mi bu oyunda? Evet, galiba. Tuğbay aslan sembolleriyle temsil ediliyor. Serkan abi ok sembolleri, yay, ok ve yay sembolleriyle. Ve Hasan abi de boğa sembolüyle temsil ediliyor oyunda. Oyun bir karo yerleştirme oyunu. Aslına bakarsanız. Oyunda ortada gördüğünüz tahtaya turlar boyunca karo yerleştiriyor olacağız. Çeşitli karolar tahtaya eklendikçe yeni uygarlıklar doğacak. Ve büyüyecekler ve yıkılacaklar. Ve biz de hanedan üyelerimizi, hanedanımızın liderlerini doğru yerlere yerleştirerek bu uygarlıkların yapımında ve yıkımında söz sahibi olmaya çalışacağız. Ve bundan prestij kazanmaya çalışacağız. Oyunun anlatımına başlamadan önce herkese bu karolardan bir miktar dağıtmak istiyorum. Ama oyuna başlarken bunları tekrar kaldırıp karıştırıp tekrar dağıtacağım. Ama örnek için önemli. O yüzden dağıtıyorum şimdi. Herkesin elinde 6'şer tane karo olacak. Ben dağıtıyorum. Herkese 6 tane geldi mi? Evet. Evet. Tamam. Oyunda 4 farklı karo çeşidi var, rengi var. Şu anda ben kendi elimden ortaya da getirecek şekilde göstereyim. Kırmızılar tapınaklar, yeşiller pazar yerleri ya da marketler ya da alışveriş yerleri diyebiliriz. Siyahlar yerleşim alanları ve birisi de mavi bir karo yerleştirebilirse, evet. Mavi karolarda tarım yapılan yerler. Bunlar Mezopotamya içinde nehir kenarlarına temsil edecekler. Şimdi, bu dört çeşit. Siyah neydi? Siyah yerleşim alanları, tamam. Yeşiller pazar yerleri, kırmızı tapınak ve mavi de tarım, tarlalar. Arhan bir saniye, evet. Ben küçük bir mola alayım. Sen tabii. Devam et, olur mu?
Olur tabii, ben devam edeyim, Tamam. anlatayım. Evet, bu dört farklı renkte karoyu oyun boyunca yerleştiriyor olacağız tahtaya. Ve uygarlıklar ortaya geliyor, meydana geliyor olacak. Oyun şu şekilde oynanıyor. Sıra bir oyuncuya geldiğinde o oyuncu iki tane hamle yapacak. Ondan sonra sıra saat yönünde bir sonraki oyuncuya geçecek. Herkes ikişer hamle yapa yapa ilerliyor olacak. Bizim yapabileceğimiz dört çeşit hamle var. Ama bunların en temel ikisini anlatacağım ben şimdi. En başta. Bunlar da bir lider yerleştirmek. İki, yeni bir karo yerleştirmek. İkisinden birisi en fazla kullanacağımız hamleler olacak. Şimdi oyun tahtasında örnek olarak birkaç gösterim yapayım. Şunu bir kenara ayırayım. Evet. Şimdi karo yerleştirmek bir hamleniz oluyor. Yani iki hamlenizden birisi olarak karo yerleştirebilirsiniz. Karo yerleştirmek herhangi bir karoyu alıp tahtada herhangi bir yere yerleştirmek anlamına geliyor. Yani bunun için belli kısıtlamalar var. En önemli kısıtlama şu. Tarım karoları, yani mavi karolar sadece nehrin üstüne yerleştirilebiliyorlar. Geri kalan tüm karolar, yani kırmızı, yeşil ve siyah karolar ise topraklara, yani su olmayan yerlere yerleştirilebiliyorlar. Bu şekilde bir ayrım var oyunda en basit olarak. Bir de arkadaşlar lider yerleştirme var. Liderlerimiz, herkesin dört tane lideri var. Bunlar oyundaki karoların renkleriyle eşleşen liderler. Yani mavi lider bir çiftçi, tarım yapan. Siyah lider bir kral. Kral aynı zamanda yerleşim alanlarından da sorumlu. Yeşil lider tabii ki bir tüccar. O tamamen marketten sorumlu olan, pazarlıktan sorumlu olan lider diyebiliriz. Ve kırmızı lider de tabii ki tapınaklardaki rahipler oluyor. Dört çeşit liderimiz olacak oyun boyunca. Lider yerleştirmek ise şöyle oluyor arkadaşlar. Mezopotamya'da oyunun teması dahilinde liderler her zaman tapınakların yanına yerleştirilebiliyorlar. Yani kırmızı karoların yanına yerleştiriliyorlar. Oyunda herhangi bir lideri alıp kırmızı bir karonun, oyun tahtasında bulunan kırmızı bir karonun yanına yerleştirmek yine bir hamle. Eğer bu lideri yerleştirirken kırmızı herhangi bir karoya dokunmuyorsanız bu hamleyi yapamıyorsunuz. Örneğin şurada olduğu gibi. Ya da boşluğa herhangi bir yere de yine lider yerleştiremiyorsunuz. Ama rengin bir önemi yok. Yani ben kalkıp tüccarımı da tapınağın yanına yerleştirebiliyorum. İşte çiftçimi de tapınağın yanına yerleştiriyorum. Yani liderler her zaman tapınağın yanına yerleşiyor. Liderlerin de yerleştirme kuralı kabaca bu. Şimdi oyun boyunca yapacağımız şeylerin amacını anlatayım biraz da. Amaç arkadaşlar tabii ki her Avrupa tarzı oyunda olduğu gibi prestij puanı kazanmak. Fakat bu oyunda 4 farklı prestij puanı var. Yine bu 4 renkle ilişkili. Hepsi yani yine tarım, ticaret, işte din ve uygarlık, işte yerleşim alanları üzerinden 4 farklı renkte puan kazanabiliyoruz. Şunlar gördüğünüz gibi. Oyun boyunca kazanacağımız farklı puan pulları. Bunları şu anda Tuğbay sanırım bilgisayarın Buradayım. başında değil ama başında mı? Aha. Kendi oyuncu alanınızda bulunan farklı kaseler yerleştirmiş bu modda. Oradaki doğru kaselere atayabiliyorsunuz bu puanları ve böylece puanınızın arttığını görebiliyorsunuz rakamsal olarak da. Tuğbay sen deneyebilirsin istersen masaya koyduklarımdan. Yani kırmızıyı kırmızıya, yeşili yeşile atmak suretiyle puanlarımızı Kase bir tane fazla ama. Sıfırı. Evet, bir tane de Joker kaynaklar var. Şu anda tahtada hazır bulunan kaynaklar
Joker. Onları da en sağdaki kaseye yerleştirdi. Rakamları yani, doğru yazıyor ama altındaki bir önceki rakamı silmiyor. Dolayısıyla evet, karışıyor. Aynen öyle. Doğrudur, ona bir şey diyemeyeceğim. Sıfırı silmiyor hiç. Evet. Yani onu zaten oyunun sonunda hep beraber sayabileceğimiz için çok önemli değil. Şundan bahsedeyim. Oyunun amacı şu arkadaşlar. Oyunun amacı dört alanda da prestijli bir hanedan olmak. Yani hem tarımı, hem dini, hem ticareti, hem de yerleşimi, halkı önemsemek kısaca. Bu sebeple oyunun sonunda bütün puanlarınızı ortaya koyuyorsunuz ve hangi renkten en düşük puanınız varsa oyun sonu puanınız o oluyor. Yani ben 9 kırmızı, 3 yeşil, 6 mavi ve 6 siyahla bitirirsem aslında 3 puanım var. Burası anlaşıldı mı? Evet. Evet. Bu yüzden oyunda her alana eşit önem vermek gerekiyor. Oyun iki farklı şekilde bitebiliyor. Bunları basitçe anlatmak gerekirse, tahtada belli hazineler var. Birazdan bunların nasıl alındığını anlatacağım. Bu hazineler oyunun başında 10 tane var. Bunlar 2'ye düşerse, yani 8 hazine tahtadan kaldırılırsa, ya da bizim karo çektiğimiz bir torba var. Elimizdeki karoları oynadıkça yenisini çekeceğimiz bir torba var. Bu torba boşalırsa ve daha fazlasını çekemezse oyun o tur bitiyor, sonlanıyor ve bu dediğim puanlama hesabına girişiyoruz. Ve bundan sonra da en yüksek puanı alan oyuncu kazanıyor. Hazinelerden az önce de bahsetmiştim. Hazineler Joker bir renk olarak geçiyor. Yani mesela az önce verdiğim örnekte 3 yeşiliniz vardı, 6 siyah, 6 mavi ve 9 kırmızınız vardı. Eğer bir tane de hazineniz varsa bu hazineniz size en düşük renkte bir kaynak daha, bir puan daha olarak sayılıyor. Bu sebeple o jokerler hani puanınızı yükseltmeniz için gayet avantajlı hale geliyorlar. Böylece mesela oyunu 4 puanla bitirebilirdiniz bir hazineniz daha olsaydı. Evet. Şimdi arkadaşlar oyunun oynanışına geri döneyim. Oyunun kazanma koşullarını anlattıktan sonra. Oyunda dediğim gibi iki asıl yapacağımız iki çeşit hamle var. Birisi karo koymak, birisi de lider yerleştirmek. Şimdi birkaç örnek yapıyorum arkadaşlar. Oyuna herkes 6 karoyla başlıyor demiştim. Bir tane karoyu yerleştirmek çok rahatlıkla mesela işte şöyle elimden bir karoyu buraya yerleştirdim diyebilirim. Tamam mı? Bir lideri yerleştirmek ise az önce anlattığım gibi bir kırmızı karonun yanına yaptığım bir şey oluyor. Kırmızı karonun yanına yerleştirdiğim bir hamle oluyor. Peki, biz bu hamleleri yaparken amaçladığımız şey aslında ne? Nasıl puan kazanıyoruz? Nasıl prestij kazanıyoruz? Şu şekilde kazanıyoruz arkadaşlar. Biz bir lideri bir yere yerleştirdiğimiz anda, bir kırmızının yanına yerleştirdiğimiz anda burası bir uygarlık haline geliyor. Bir karo ile bir lider yan yana geldiği anda artık bir uygarlıktayız. Bir uygarlığa içinde bulunan liderinizle aynı renkte bir karo eklerseniz o renkte bir puan kazanırsınız. Yani örnek vermek gerekirse şu anda diyelim ki tahtada gördüğünüz uygarlık var. Yani benim rahibim buradaki iki karoluk uygarlığı kontrol ediyor. Benim şu anda o uygarlığın dini benim liderimin etkisi altında. Bu yüzden eğer o uygarlığa yeni tapınak eklersem kendime puan kazandırmış oluyor. Elimden kalkıp bir adet kırmızı karoyu daha uygarlığın herhangi bir yerine, bakın alakasız bir yerde olabilir. Liderimin yanı olması gerekmiyor. Yeter ki bitişik olsun o uygarlığa. Eklediğim anda ben bu hamleyi yaptığımda bir adet kırmızı puan kazanmış oluyorum. Ve bunu direkt kasadan alıyorum. Kendi haneme ekliyorum. En temel puan kazanma yöntemi bu. Peki şey diyeceğim. Ben de koyabiliyorum oraya değil mi? Evet. Bu hamlelerde bir sınır yok. Örnek verelim. Şimdi sıra Tuğba'ya geçmiş olsun.
diyelim ki. Şimdi bu gördüğünüz uygarlıkta kırmızı alanların yanı lider koyulabilecek yerler. Tuğba şimdi elindeki liderlerden birini, mesela örneğin elinde yeşil karo var mı Tuğba? Var. Tamam. Yeşil liderini bu uygarlıktaki kırmızıların birinin yanına koy. Evet. Şimdi Tuğba bu uygarlıkta tüccar liderini yerleştirdi. Benimle aynı lider, aynı renkte lider değil, farklı renkte bir lider. Bu yüzden sorun yok. İkimiz farklı alanları kontrol ediyoruz. Şimdi Tuğba olur da bu uygarlığa bir yeşil karo eklerse bir yeşil puan alacak. Bir de bunu yap. Evet. Aynı uygarlığa, yani kendi liderine bitişik olması gibi bir koşul yok. Aynı uygarlığa bir yeşil karo eklediği için Tuğbay bir yeşil puan kazanmış oluyor. Peki kırmızı ekleseydi puan alıyor muydu? Güzel bir soru. Çünkü kırmızı ekleseydi o uygarlıkta kırmızı lider kiminse o puan alıyor. Yani ben. Tamam. Tuğbay kendi hamlesiyle bana puan kazandırmış oluyor yani. Bir de bir şey daha soracağım. Mesela uygarlığın yanına karo eklendi ama lider yok. Lideri sonradan ekleyince sonradan puan mı alınacak, yoksa önceki şeyler işe yaramayacak mı karolar? Hayır. Zaten hani nasıl diyeyim? Bir bölgede, yani bir karonun yanında hiçbir lider yoksa, ona bitişik olan, belli bir şekilde bağlı olan, orası bir uygarlık değil. Orası bir, yani bunu şey diyebiliriz kasama. Arhan, kısa yol olarak. Puan almanın efendim? Tek şöyle söyleyebiliriz kısa olarak. Puan almanın şu anki konuyla ilgili tek yolu elindeki taşı yere koymak. O şekilde. Önceye dönük bir puan olmuyor. Yani lider koyarak puan alma diye bir durum söz konusu değil. Doğru. Yani en azından şu anki durum için doğru bir Hayır, zaten lider olmadan kara koyulmuyor herhalde. Onu anlatmak için. Koyuluyor. Koyabilirsiniz. Koyabilirsiniz. Ha, karo doğru. Koymanın bir limiti yok. İstediğiniz yere karo yerleştirebilirsiniz. Ha, tamam, anladım. Tek limiti işte nehire mavi koymak zorundasınız. O tamam. Kadar. Evet. Şimdi tabii bu buzdağının görünen kısmı. Şimdi arkadaşlar, en temel puan alma yöntemi bu. İkincisi de, bir tane daha hazır buraya gelmişken bir özellikten bahsedeyim. Siyah liderler, yani kralların bir özelliği var arkadaşlar. Bir yere kral yerleştirdiğinizde, yine bakın aynı uygarlığa bu sefer Tuğba'nın kralını yerleştirdim. Kral o bölgede olmayan tüm diğer liderler için, olmayan diyorum, tüm diğer liderler için de puan alıyor. Buna örnek olarak şunu vereceğim. Mesela bu uygarlıkta şu anda tüccar var, kral var, rahip var, fakat çiftçi yok, çiftçi lideri. O zaman herhangi bir mavi karo koyulduğunda o puanı kral alıyor. Yani ben şimdi buraya bir tane mavi karosu olan varsa, şurada var, hamle olarak mavi karoyu bu nehre yerleştirdiğimde bu uygarlığa bakıyoruz. Çiftçi yoksa kral kimin diyoruz? Tuğba'nın. O zaman Tuğba'ya bir mavi puan veriyoruz. Bu anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Bir de hazine nasıl alınıyordu? Onu da, ha tamam, pardon, özür dilerim. Efendim? Şey, hazineyi de anlatacaktın da o arada kaynadı herhalde. Hazineyi anlatmadım. Anlatayım. Şimdi anlatacağım. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki burada dini bir lider de yoktu. O halde hani yeni bir kırmızı karo eklendiğinde de yine puanı kral alır. Yani kırmızı puanı yine kral alacaktır. Tamam değil mi? Tamam. Evet. Tamam. Şimdi gelelim o zaman hazinenin alımına. Hazine bir nevi şöyle arkadaşlar. Bu alanda gördüğünüz tüm farklı yerleşim alanlarının farklı farklı kendine ait ürünleri var diyelim. Bu ürünlerin iki alan arasında, iki yerleşim yeri arasında taşınması gerekiyor. Bu yüzden iki hazine küpünü birbirine bağlarsanız, bunu yaptığınız anda o krallıkta, o uygarlıkta
tüccar kiminse o kişi o iki hazineden birini alır. Örneğini vereyim şimdi. Birkaç tane daha karo çekmem gerekecek. Oh ne güzel. Evet. Mesela maviyi buraya yerleştirdim. Şimdi ben bu maviyi buraya yerleştirdiğimde tabii ki kral bir mavi puan alıyor. Ona gelmiyorum. Sonra diyelim ki kırmızıyı buraya yerleştirdim. Diyelim ki yeşili de buraya yerleştirdim. Gördüğünüz gibi iki hazineyi birbirine bağladım. Şimdi bu yeşili buraya birleştirme hamlesini yaptığımda bir kere zaten tüccar yeşil bir karo yerleştirdiğim için bir puan alıyor. O alakasız bir konu ama onu anlatmıştım. Aynı renk olduğu için aldı. Ses biri geliyor arkadan ama. Benden geliyor herhalde, bir saniye. Neyse neticede ben şimdi bu iki hazineyi birleştirdim. Bu iki hazineyi birleştirdiğim için tüccar bunlardan istediği hazineyi seçiyor ve onu kendine alıyor. Bu da anlaşıldı sanırım, değil mi? Evet. Tamam. Böylece tüccarın özelliğini de anlatmış oldum. Kralın özelliğini de anlattım. Çiftçinin zaten bir özelliği yok. Yani çiftçinin asıl özelliği karolarının nehre yerleştirilmek zorunda olması. Ve bir de din adamlarına geleceğim. Din adamı liderlerine geleceğim. Buraya kadar bir sorusu olan var mı? Nasıl puan kazanıldığına dair ya da oyunun genel oynanışına? Yok. Yok. Tamam. Şunu ekleyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi sürekli karo oynamaktan bahsediyorum ve turunuzda iki hamleniz var. Bu iki hamleniz bittiğinde elinizdeki karo sayısını 6'ya tamamlayacak şekilde yerden yeni karo çekeceksiniz. Yani sürekli elinize yeni karo geliyor olacak. Evet. Şimdi mesela benim elimde 4 tane vardı. 2 tane daha çektim. 6 oldu gibi. Nasıl çekiyorsun? Sen basınca çekiliyor mu? Sağ tıklayıp draw diyorum ben. Ha tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar bu oyunda uygarlıklar yapılıyor ve yıkılıyor demiştim. Şu ana kadar sadece yapılma kısmından bahsettik. İki farklı çatışma imkanı var bu oyunda. Birincisi iç çatışma, yani isyan çıkabiliyor bir krallığın içinde. İkincisi de savaş, yani iki ayrı krallığın bir araya gelmesi ve bundan doğan liderlerin çatışması. Şimdi öncelikle isyandan bahsedeceğim. İsyan şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir krallıkta bir renkten bir lider bulunabiliyor. Yani bir tüccar, bir kral, bir çiftçi ve bir din adamı. Eğer başka birisi kendi aynı renkte liderini aynı krallığa oynamak isterse bir isyan çıkartmış oluyor. İsyanda da arkanızda tapınakların, yani din adamlarının gücünün ne kadar fazla olduğunun önemi var. Şimdi diyelim ki bu gördüğünüz krallık Tuğba'nın krallığı ve Serkan abi oradan tüccarı ya da kralı kendi tarafına çekmek, yani kendi liderini kral yapmak istiyor diyelim ki. Bunu yapmak için Serkan abi kendi kralını yine tabii ki tapınakların olduğu bir bölgeye, bir tapınağın yanına yerleştirecek. Evet. Bir tapınağın yanında sizin ne kadar fazla tapınağa dokunuyorsanız bir liderinizle, o kadar fazla halkın desteğini arkanıza alıyorsunuz demektir o isyanda. Bu sadece isyan için geçerli değil, bir uygarlığı hali hazırda tutarken de güçlü olmanız için liderlerinizin olabildiğince fazla tapınağa bağlı olması iyi. Şu durumda mesela Serkan abinin kralı iki tapınağa bağlı, Tuğba'nın kralı ise tek tapınağa bağlı gördüğümüz gibi. Komşuluğa bakıyoruz, 4 tane kenarına bakıyoruz. Ha, köşeye bakmıyor. Evet, köşeye bakmıyoruz, 4 kenarına bakıyoruz. Serkan abi bu hamleyi yaptığında bir isyan başlıyor. İsyan ise şu şekilde işliyor arkadaşlar.
Burada kimin önce karo yerleştirdiğini hatırlamıyorum. Saldıran kişi. Önce? Saldıran kişi. Önce saldıran. Peki. Serkan abi elinden istediği sayıda kırmızı karoyu, kırmızı diyorum bak, kırmızı olması önemli. Yani daha fazla tapınak desteğini yere açık olarak oynuyor. Yani kart açar gibi açıyor. Var mı elinde? Birkaç tane kart verelim abi sana istersen. Bir tane geldi. Bir tane. Hocam evet. Sesin çok azaldı. Ha, şimdi iyi mi? Evet. Bir tane vardı, onu da buraya bıraktım. Serkan abinin şu an gücü şu. İki tane hali hazırda tapınağı var. Bir tane de din adamını elinden oynadı. Yani üç kuvvetinde bir isyan çıkarmış oldu. Burada şimdi şey yanlış anlaşılmasın. Yani tahtanın dışına koyuluyor. Yani orada bir yere de koymadı Hasan. Karıştırma. Ben, evet. ben de onu soracaktım. Tamam. Şöyle durabilir. Yani conflict commitment demişler zaten. Bu aynen. Siyah bölgeyi kullanalım. Evet. Tuğbay gördüğünüz gibi şehirde bir desteği varken kendi elinden 3 destek daha çıkıyor. Ve kendi toplamını 4'e çıkarıyor. Şu anda büyük rakam Tuğbay'da. Serkan abi 3'te kaldığı için doğal olarak kendi kralını, kral adayını diyeyim, geri çekmek zorunda kalıyor bu hamlenin sonunda. Peki yere açtığı da gidiyor mu? Efendim? Yere açtığı bir tane kağıt açtı tabii, ya. Tabii. O yalan oluyor. Evet gidiyor ama turunun sonunda 6'ya tamamlayacak. O konuda peki, bir sorun yok. Tuğbay'ın 3 tanesi gidecek mi? O da gidiyor. Gidiyor evet. O zaman geçmek için çok abartmaya gerek yok. Bir tane fazla koyup elindeki ben kırmızıyı harcamamak lazım. Ben yanlış seçtim Hasan. Aslında geçmeye gerek yok. Savunan kişinin beraberliği yetiyor. Ha, tamam. Ama ben yanlış doğru. Seçtiğim için bir tane fazla oldu. Evet tamam oldu. Doğru ama hani bunu şöyle düşünelim tabii ki. Ne kadar fazla kart atarsanız elinizi yine 6'ya tamamlıyorsunuz. Belki de Tuğba elinde kırmızı istemiyordu. O yüzden de atabilirsiniz. Yani onun farklı sebepleri olabilir. Tamam olur. Neyse sonuç olarak... Bir şey soracağım bu konuyla ilgili. Tabii. Diyelim ki bu iki şehir birleşmeden önce birer tane liderleri var. Ben de ortaya iki şehri birleştirdim. O birazdan gelecek Moroko. Birazdan abi. Tamam. Şimdi... Evet bu isyan gerçekleşti ve Serkan abinin lideri geri gitti. Bu durumda kazanan taraf yani bu Serkan abi de olabilirdi, Tuğbay da olabilirdi. Bir adet kırmızı puan kazanıyor bu isyanla. Onu da yine direkt kutudan alıp Tuğbay'a veriyoruz şu durumda. Eğer Serkan abi kazanmış olsaydı Tuğbay'ın lideri geri gidecekti. Bu durumda Tuğbay'ın liderinin olduğu alan boş kalacaktı ve Serkan abiye bir puan verecektik. Bu olay olduktan sonra iki oyuncu da ellerini yani o tur bittiğinde 6'ya tamamlıyor olacaklar. Evet. Burada bir sorusu olan var mı? Yok. Tamamdır. Şimdi savaşa geçiyorum arkadaşlar. Yani az önce bahsettiğin senaryoya. Evet. Savaş şu şekilde. Şimdi biraz senaryoyu farklılaştıralım. Bu krallıklar hiç birleşmemiş olsun. Mesela. Şu şekilde dursunlar. Tamam. Hatta bu hazine de buradaymış. Hiç gitmemiş gibi düşünebilirsiniz. Evet. Orada mıymış? Evet. O zaman oraya yerleştireyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi burada iki farklı uygarlık var. Bu iki farklı uygarlık birleşebilir ve birleşince liderlerin renklerine göre, taraflarına göre savaş çıkabilir. Az önceki gibi birleştirirsek şu anda mesela bunu buraya birisi yerleştirirse herhangi bir savaş çıkmaz. Çünkü uygarlıkta kral ile tüccar barış içinde kendi taraflarındaki kendi işlerine bakarlar. Evet. Ama durum şöyle olsaydı. Bu durumu az önceden biliyoruz zaten. Bu mavi karoyu diyelim ki
Serkan abi yerleştirdi. Savaş başlatmak istiyor. Öncelikle şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu mavi karonun üstüne bir birleşme karosu. Yani bunu kapatan bir karo yerleştiriyor. İki krallığı, uygarlığı farklı değerlendirebilmek, farklı farklı güçlerini hesaplamak için. Sonra basitçe şuna bakıyoruz. Bu sefer tapınak gücüne bakmıyoruz. Bu sefer o liderin rengindeki iki uygarlığın güçlerine bakıyoruz. Toplam güç ne kadar? Örnek vermek gerekirse şu an Tuğbay'ın tarafında kaç tane yerleşim alanı, yani siyah karo var? Bir tane. O zaman bu durumda Tuğbay'ın bu savaştaki gücü bir. Peki Serkan abinin tarafında kaç tane siyah karo var? Sıfır. O zaman Serkan abinin gücü sıfır. Bu sefer Serkan abi yine hücum etmişti. Ona soruyoruz ki kaç tane elinden siyah karo atacaksın? Şimdi elindeki siyah karolardan atacak Serkan abi. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi Serkan abi 3 siyah karo yerleştirdi bu savaşa. 3 kuvvetle gitti. Şimdi Tuğba'ya soruyoruz. Ne yapacaksın? Mahok. Sıfır. Şimdi bu durumda Serkan abi kazandı. Ve bu uygarlıklar birleşecek. Uygarlıklar birleşirken şu oluyor arkadaşlar. Sadece lider değil, liderin tarafındaki tüm aynı renkteki karolar gidiyor. Yani bu durumda bir adet lider, şurada gördüğünüz bir adet de yerleşim karosunu. Şimdi ben buraya yerleştirme bakmayın, yan yana koymak için. Yani bu ikisi tahtadan dışarı çıkarılıyor. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Şimdi gördüğünüz gibi uygarlık eskisi gibi değil, parçalandı. Yani 3'e 5'e bölündü hatta. Bunda bir sakınca yok. Yani olabilecek bir şey. Ve buradan bu Unification karosunu da artık kaldırıyorum. Serkan abinin uygarlığı gördüğünüz gibi şöyle bir parça haline geldi. Daha sonra başka karolar koyarak bu uygarlığı tekrar birleştirebilir başkaları. Bir şeyler olabilir yani. Şey de yapabiliyoruz değil mi? Şuradaki mesela buraya ben bir yeşil koysam savaşa da girmiyor. Tabii ki şu anda oraya yeşil koyarsanız iki farklı kopuk alan yani evet. O yeşiller. Örnek vermek gerekirse Serkan abi şu yeşili şuraya koyduğunda direkt olarak şu iki hazine küpünden birini alacak. Niye? Evet. Çünkü o alanın tüccarı o ve iki hazine küpü birbirine bağlanmış durumda. Ticaretini yapacak, birini alacak. Şey bir tamam. De bu siyah savaş yaptık ya, siyah puan alınıyor mu bunun galibi? Şimdi ona geliyordum. Siyahın aldığı puan bu sefer bir değil arkadaşlar. Kaç tane karşıdan karo çıktığı ve lider çıktığı. Yani gördüğünüz gibi bir tane kral çıktı. Bir tane de fazladan karo çıktı. Bu sebeple bu savaştan Serkan abi 2 adet puan alıyor. Siyah puan alacak. Bir şey daha soracağım. Tabii. Şimdi demin sen Serkan saldırdı dedin. Onu Serkan koymadı da ben koydum diyelim. Evet. Ben birleştirdim. Benim turn bitecek. Ondan sonra ilk nasıl olacak yani o? Şu şekilde olacak. Turn bitmeyecek. Siz birleştirdiniz. Savaşta olacak. Ama savaşta kimin atak, kimin savunma olduğuna siz karar vereceksiniz. Aa, o iyiymiş bak. Yok, o öyle yani, değil. Arhan, orada bir eksik var. Hasan'dan tabii. Hasan'dan bir sonraki tura sahip olan kişi saldırmış oluyor. Tamam. İşte unuttuğum bazı şeyler var demiştim. Evet. Yani bu durumda sen olacaksın. Sen olmadığın için orada ben olacağım saldıran. Aynen, saat yönünde bir sonraki oyuncu hücum olacakmış. Evet. Tamam. Ben orada unuttuğum bazı şeyler var. Burada bir şeyden bahsettin mi? Ben yokken tam emin değilim ama onu konusu gelmişken bahsedivereyim. İki kingdom'ı birleştirdi ya hani az önceki taş. Evet. Birleştiren taştan puan alınmıyor. Savaş evet. Olsa da olmasa da. Doğru. Ondan bahsettim. Üstüne işte bu pulu koyuyoruz. Burası yani bu savaşın bir parçası değil. Hesaplamaya dahil olmuyor. Orada renklerle ilgili olarak da. Tamam. Ve bir de birleştirme işlemi sadece taşla yapılıyor. Liderle yapılamıyor. Yani şunu yapamıyoruz arkadaşlar. Zaten hani lideri suya koyamıyoruz da. Hani olsaydı tamam, da tamam. Karada bir yerde bir birleştirme olsaydı. İki uygarlığı liderle birleştiremiyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela
Tuğbay diyelim ki şurada küçük bir uygarlığa sahip, burada küçük bir uygarlığa sahip. Herhangi birimiz gidip zaten şunu yapamıyor. Bu ikisini birleştiremiyor. Bu hamle yasak. Tamam. Burası... Bir de her oyun bana gelince iki hamle demiştim. Mesela bir lider koyup bir de kara koyabiliyor muyum? Doğru, evet yapabilirsiniz. Ya da iki tane kara koyabiliyorum. Evet. Ya da iki lider koyabiliyorsunuz. Tamam, tamam. Tahtadaki bir liderinizin yerini değiştirmek de bir hamledir. Beğenmediğiniz bir lideri kaldırıp bambaşka bir yere koyabilirsiniz. Ha, tamam, süper. Evet. Tamam, buraya kadar da herhalde açık. Biraz karışık bir oyun, o yüzden yavaş yavaş gitmem gerekiyor. İyi ya, çok açık. Evet. Şimdi arkadaşlar, az önceki hamleyle ilgili bir de şunu söylemem lazım. Gelelim bakalım. Biraz daha karışık bir örnek vereceğim. Şöyle bir şey olsun. Şöyle bir şey olsun. Bu da buradaydı. Bu yoktu. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane yine farklı uygarlık var. Bu sefer iki lideri çakışıyor ama farkındaysanız. Şimdi ortayı birleştiren bir hamleyi kim yaparsa yapsın. Bu sefer savaş iki farklı alanda gerçekleşecek. Burada ise galiba Tuğbay emin olmak için şey yapıyorum. Diyelim ki Hasan abi bu savaşı başlattı. Hangi savaşın yani yeşiller arasındaki mi, tüccarlar arasındaki mi yoksa krallar arasındaki mi savaşın önce hesaplanacağını Hasan abi karar veriyordu diye hatırlıyorum. Evet, aynen. Evet. Şimdi burada mesela Tuğbay'ın hem Serkan abiyle savaşı var, hem Hasan abiyle savaşı var. Bir tarafta onun krallığı, bir tarafta diğer ikisinin. Evet. Şimdi Hasan abi sen burada şuna karar verebiliyorsun. Önce ya bu karoyu koymuş kişi olarak, bu maviyi buraya yerleştirmiş kişi sensen eğer. Tamam. Önce siyahlar savaşsın ya da önce yeşiller savaşsın diyebiliyorsun. Evet, diyelim ki sen dedin ki önce siyahlar savaşsın. Tamam. Bunu yaparsak az önceki olay oluyor. Kartlar oynamayalım. Oynamıştık. Ve siyahlar kalkıyor. Evet. Siyahlar kalktığında gördüğün gibi bu uygarlık zaten bölündü ve yeşillerin savaşmasına gerek bile kalmadı. Evet. Bu olabilir. Bir de diğer senaryoyu deneyelim. Sen yeşiller savaşıyor demiş ol. Tamam. O zaman bir savaş oldu yine yeşiller arasında ve diyelim ki bu taraf kaybetti. Sen kaybettin. Bu savaş şeydi değil mi? Ben yeşil karoyu en fazla koyan kazanıyordu. Evet evet. Mantık tamam. Bu. Aha. Tabii ki bir de gücün var. Yani burada senin de bir yeşil gücün var. Rakibinin de bir yeşil gücü var. Tamam. Daha fazla karosu da olabilirdi. Tahtadaki renkleri de topluyoruz. Aynı renkteki karoların gücünü. Tamam. Evet. Şimdi ben diyelim ki sen kaybettin bu savaşı karoları yerleştirdikten sonra. Gördüğün gibi krallık hala birleşik. Bu sebeple siyahların savaşını da yine oynamak zorundayız. İkinci savaşta bunun peşine gerçekleşiyor. Tamam. Bir de şey vardı ben şimdi kusura bakma da şey o kırmızıyı ne zaman sayıyorduk biz? Şimdi bu yeşil karoları şey yapıyorsak hani o kırmızıda kırmızıyı sayıyoruz, yeşilde yeşili sayıyoruz değil mi? Olay o. Yok sadece abi. Sadece o değil. Oh. İç savaş olursa yani bir şehre. Ha tamam. İç savaş olursa kırmızıya bakacağız sadece. İç savaş olursa kırmızıya bakacağız. Tamam. Uygarlıklar arası savaş olursa renk neyse ona bakacağız. Tamam. Ki kırmızı da olabilir yani. Tamam anladım. Bu şekilde hani bir savaş olduğunda kırmızılar arası savaş diyor. Tamam anlaşıldı. Evet. Var mı sorusu olan? Yok devam edelim. Ya kabaca hani oyunun kuralları bunlar. Birkaç bir şey daha olacaktır mutlaka. Ben şunlardan anlatacağım. Şimdi tabii ki anlatacağım şeyler bitmedi de. Öncelikle oyunda 4 farklı hamle yapabiliyorsunuz. Ben bunların ikisini anlattım. Birisi karo yerleştirmek, birisi lider yerleştirmek. Yapabileceğiniz diğer iki hamle de şu. Sıra size geldiğinde. Birincisi arkadaşlar... elinizden istediğiniz kadar karoyu atıp çöpe atıp yani renklerini beğenmiyorsunuz şu an elinizin. Elinize 6'ya tamamlamak. Bu yapabileceğiniz bir şey. Mesela işte siyah bir savaşa hazırlanıyorsunuz. Tam son karoyu koymadan önce
elinizde siyah olmayan her şeyi atıyorsunuz. Ondan sonra savaş için birleştiriyorsunuz mesela. Örnek vermek gerekirse. Bu şekilde elinizdeki karoları değiştirebilirsiniz. 6'ya tamamlıyorsunuz elinizi. Bu üçüncü bir hamle çeşidi. Dördüncü bir hamle de şu arkadaşlar. Bir felaket oynayabilirsiniz. Tahtaya. Felaket de şu şekilde. Şimdi şurayı bir kaldırayım. Burası oldukça karıştı zaten. Bu kız bir afeti de var mı hocam onun? Evet. Felaket karosunu şu şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Elinizde hemen önüne katastrofi diye yazıyor. İkişer adet felaket karonuz var. Şu karo. Bunu sıra size geldiğinde herhangi bir karonun, herhangi bir boş alanın üstüne oynayabilirsiniz. Oynayabileceğiniz yerler mesela şuraya oynayabilirsiniz. Atıyorum. Buraya oynayabilirsiniz. Ya da şuraya oynayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Oynayamayacağınız yerler bir hazinenin üstüne oynayamazsınız. Bir liderin üstüne oynayamazsınız. Yerleşme kısmı anlaşıldı mı? Tamam. Tamam. Serkan abinin yine sesi gelmiyor ama sanırım oralarda evet, bir yerde geliyor. Evet. Tamam. Felaket karosunu bir yere oynadığınızda orayı sonsuza kadar yakıp yıkmış oluyorsunuz. Oraya bir daha oyun boyunca hiçbir şey oynayamıyoruz. Ve orada ne varsa gitmiş oluyor. Mesela ben şimdi bu felaket karosunu Tuğba'nın iki liderinin dayandığı tek tapınağı oynarsam ne oluyor? Bu liderler bu köyden gidiyorlar. Anlatabildim değil mi? Aferin. Artık çünkü dayanabildikleri bir tapınak yok yani. Güçlerini aldıkları bir tapınak olmadığında gittiler. En basit örnek bu olur. Daha ciddi örnekler vermek gerekirse şunu yapabiliriz arkadaşlar. Mesela şöyle bir şeyler olsun. Yine diyelim ki Tuğbay burayı bayağı bir kontrol ediyor. İşte biz de bir ucundan tutunmaya çalışıyoruz. Şöyle bir... Bak bunlar hep hedef farklı... hedef belirtme. Birazdan evet, oynayacağımız kesinlikle. Oyun için. Dört farklı renkten her liderin, her köşenin kapıldığı bir uygarlıkla karşı karşıyayız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesaj şimdi almıştır. Ben felaket karomu öncelikle şuraya oynayıp ilk hamlemle Tuğba'yı buradan kovalayabilirim. Kovalayın. Ondan sonra satayım. Da ikinci hamlemle kendi tüccarımı buraya yerleştirebilirim mesela. Hani hiç iç savaşa gerek kalmadı. Anlatabiliyorum değil mi? Direkt kendiliğinden Tuğba'yı attım ve kendimi yerleştirdim. Çok bu güzel basit. Anlatıyorsun. Bu felaket karası sadece Tuğba'nın üstüne kullanılabiliyor değil mi? Kesinlikle. Kurallar böyle yazıyor. Yani evet. Ya bu karonun kullanımını şimdi çok detaylı anlatmıyorum. Ya anlayacağınız bir karoyu yok etmekte kullanıyorsunuz. Bu oyun içinde kendini gösterecektir. İki tane hakkınız var. Oyun boyunca bunlar geri gelmiyorlar ve masada duruyorlar. Aklınızda bulunsun. Var tamam. Mı sorusu olan? Bu da geçiyor. Yok bir de şu keselerde bir küçük kese var bir büyük kese var. O. Ya küçüklerde 5 puanlık büyük şeyler var. Ha, yani anladım. Şöyle büyük pullar var, puanlar var. Bir esprisi yok. Tamam. Evet, felaketi anlattım. Karo çekmeyi anlattım. Böylece 4 çeşit hamlemizi anlattım arkadaşlar. Geldik neredeyse son kurallara. O da şurada gördüğünüz cicili bicili büyük anıt binaları diyeyim. İki renkli. Evet. Şimdi arkadaşlar bu anıtlar haritaya yerleştirilebiliyor ve yerleştirildiğinde o renklerde puan havuzu oluyorlar bir anda. Nasıl olacağını şimdi anlayalım. Bir anıt yerleştirmek için aynı renkten 4 karonun yan yana bir kare oluşturması gerekiyor. Yani mesela nasıl bir örnek verebiliriz? Şöyle güzel bol siyah olan var mı? Ya da kırmızı da olur. Evet güzel. Vereyim mi kırmızı? Hmm,
Burası gördüğünüz gibi 4 tane farklı karonun, aynı renkte karonun yerleştiği bir yer. Bunları ters çeviriyoruz. Dördüncü konulduğu anda karar verilmesi gerekiyor kim koyduysa. Evet, bu son karoyu, son dördüncü karoyu kim yerleştirdiyse o kişi koyduğumuz karoların rengi bir tanesi olmak üzere diğer rengi de kendi belirleyeceği bir anıtı yerleştiriyor. Yani şu anda buraya bunu koyabilirsiniz, şunu koyabilirsiniz, şunu koyabilirsiniz. Niye? Çünkü kırmızı var içlerinde. Kırmızı siyah, kırmızı mavi, kırmızı yeşil. Diyelim ki kırmızı siyahı koymak istedi buraya. Bunu yerleştiren oyuncu. Diyelim ki Tuğbay yerleştirdi. Tuğbay, Tuğbay. Evet. Şimdi arkadaşlar, anıtın olayı şu. Anıt içinde bulunduğu uygarlığa kırmızı ve siyah renklerde, bu anıt için konuşuyorum, sürekli olarak puan kazandırıyor. Bir kişi kendi sırası sona erdiğinde bu renklerden herhangi birini kontrol ediyorsa o renkte bir puan alıyor. Yani diyelim ki şu durumda Tuğbay kendi sırasında sırasını tamamladı. İki hamlesini yaptı. Bu anıtı kontrol ediyor. Bu arada şu anda bu olmadı tabii. Çünkü Tuğbay'ın bağlı olduğu bir tapınak yok. Onu da bekleyelim. Bir kırmızı daha alalım ya. Veriyorum. Heh. Evet. Çünkü Tuğbay'ın mutlaka bir tapınağa bağlı olması lazım. O yüzden dedim. Evet. Şimdi bu durumda Tuğbay kendi sırası sona erdiğinde bir tane puan alıyor ve yerleştiriyor. Niye? Çünkü kırmızıyı o kontrol ediyor. Diyelim ki Tuğbay'ın siyah lideri de buradaydı. O zaman Tuğbay kendi sırası sona erdiğinde hem bir kırmızı alıyor hem bir tane de siyah alıyor. Çünkü ben zenginim, siz yani fakirsiniz. Size her tur o renkte puan kazandırıyor. Çok büyük bir avantaj. Tabii şimdi ben Tuğbay şimdi o tapınağı oraya koydu. Yani biz o tapınaktan bir pay almak istiyor muyuz? Tabii ki istiyoruz. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Mesela diyelim ki atıyorum ben Serkan abi geliyor buraya kendi liderini yerleştiriyor. Burada bir isyan çıkartıyor. Diyelim ki o isyanı da kazanıyor. Aynı yerde şu katastrofi kaldırıyorum, kusura bakmayın. Karışmasın. Serkan abi bir isyan çıkarıyor aynı uygarlıkta ve Tuğba'yı yeniyor. Artık Serkan abi kırmızının sahibi, Tuğbay da siyahın sahibi. Ne oldu? Tuğbay sırası geldiğinde bir siyah alıyor sürekli, sıra sonlanınca. Serkan abi de her sırası sonlandığında bir kırmızı alıyor. Bu yüzden tapınağın olduğu yerler çok değerli. Var mı bir sıkıntı? Yok. Böyle daha güzel oldu. Oyunda 6 tapınak var arkadaşlar. Bir tapınak bir yere yerleşti mi orada duruyor. Ama 6 farklı tapınak olduğu için bunlar farklı farklı alanlara oyun boyunca yerleşebilirler. Ve buralar artık önemli kontrol noktaları haline geliyor. Şey bize, bir şey daha söyleyeceğim. İki şehir birleştirdikten sonra katastrofi gelirse ayrılıyor değil mi şehirler? Tabii katastrofi nereye koyduğunuza bağlı olarak ayrılıyor tamam. Kesinlikle. Ve katastrofi tamam. Koyduğunuz yere bir daha karo koyamadığınız için o şehri başka bir yerden birleştirmeniz gerekiyor. Tamam. Oh evet. Nasıl gidiyor? Bitti galiba ya. Tuğbay var mı atladığın bir şey? Yo bitti. Evet yani bayağı bir anlattım bilmiyorum kaç saat sürdü. Ne kadar sürmüş? 48 dakika. Ama Tuğba'yı yendik galiba. Bence oynamamıza gerek kalmadı. Zaten. Perişan olduk. Ya bunu 50 dakikada anlattıysam Terra Mystica'yı 90... Yok canım. Bu bence bir 25 dakikada da anlatılabilir gibime geliyor. Tabii ya yani masadayken yarı hızda anlatırım kesinlikle. O zaman teşekkür ediyoruz değil mi? Tamam bu kadar. Başka bir şey yok. Evet bu kadar. Evet. Kural anlatımını Arhan yaptı. Teşekkür ediyoruz Arhan. Oynanış videosunda görüşmek üzere o zaman.